Merhabalar arkadaşlar. Şimdi kolektif ve komandit ortaklıkla ilgili yine bir pratikle karşınızdayım. Tam böyle akşam üzeri iftara doğru rahmetli babamın böyle zamanlar için söylediği güzel bir söz vardı. Biraz insanın kafası dağılır, böyle açlık, susuzluk insanın oruç olunca insanın başına vurur ya. Babamı da hem bu vesileyle yine rahmetli anayım. Oğlum Çingene'nin karı boşadığı vakitte bana soru sorma derdi. Şimdi ben de inşallah verimli bir pratik olabilir. Ben size şimdi kolektif ve komandit ortaklıkla ilgili kısa bir pratik yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Şimdi olay şu. A, B ve C'den inşaat işiyle iştigal etmek üzere C'den oluşan ve inşaat işiyle iştigal etmek üzere kurulmuş olan bir kolektif ortaklıkta idare ve temsil yetkisi esas sözleşme ile A ve B'ye verilmiştir. Kuruluşta sermaye olarak A 10 bin lira, B 15 bin lira, C 20 bin lira getirmiştir. Tüm sermaye ödenmiştir. Ortaklardan birinin ölüm halinde şirketin mirasçılarla devam edeceğine dair şirket sözleşmesinde de bir hüküm vardı. B şirket adına K ile yurt içinde her türlü şifalı bitkilerin, bakın B şirket adına K ile yurt içinde her türlü şifalı bitkilerin alımı, satımı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak ve alım satımı konusundaki bir sözleşme imzalamıştır. C 12-12-2018 tarihinde vefat etmiş. D'nin tek mirasçısı Z'dir. Şirketten 250 bin TL olan alacağı olan Ö'nün şirkete yapmış olduğu takip semeresiz kalmıştır. Bu sürede C'nin vefat ettiğini öğrenen Ö, 20.01.2019 tarihinde C'nin mirasçısı olan ve maddi durumu da oldukça iyi olan Z'den alacağını alabileceğini umarak Z hakkında takip başlatmıştır. Z ise kendisine başvurulamayacağını söyleyerek takibe itiraz etmiştir. Z şirkete 12.04.2019 tarihinde komanditer ortak olarak girmek istediğini ihbar ediyor. Ortaklar şirketi adil komandit şirkete dönüştürmek istemektediler. Yapılan şirket sözleşmesine başka bir safhası bu. Yapılan şirket sözleşmesine A komanditer ortak olarak diğer ortaklar B ve Z komandite ortak olarak belirlenmişlerdir. Şirket ticaret ünvanını ise A'nın tanınmışından yararlanmak için onun adı kullanılarak A, adi komandit şirketi olarak belirlemiştir. Bu adi komandit şirkette işler beklenildiği gibi gitmemiş, şirket epey borçlanmış. Şirketten alacağı olan M, şirkete başvurmadan doğrudan B ve Z'den alacağını talep etmiştir. B ve Z'den alacağını alamayan M, şirkete takip başlatmış ve alacağını şirketten alamaması üzerine şirketle birlikte A'nın da iflasını istemiştir. A ise komanditer ortakların iflasının istenemeyeceğini ileri sürmüştür. Şimdi biraz olaya tekrar döneceğim. Şimdi sorularımıza geçelim. Sorular ne? Soru. B'nin şirketi yine bu bizim kürsü arkadaşlarımızdan, asistanlarımızın hazırlamış olduğu bir pratik. Bunu da şimdi çözeceğiz. Şimdi B'nin şirketi temsilen yapmış olduğu sözleşmenin akıbetini değerlendirin diyor. B'nin şirketi temsilen. B ne yapmıştı? Şimdi hemen olaya geri dönelim. B'nin ne yaptığına bir bakalım. B'nin hemen şuradan bakın. Tekrar hemen sarıyla işaretleyin. Bakın B ne yapıyor? B, şimdi bir kere tabii burada A, B ve C var ama yönetimin kimde olduğu arkadaşlar belirtilmemiş. Hatırlayacak olursanız bizim bir kuralımız vardı. Eğer yönetim sözleşmeyle işlerinden birilerine bırakılabilir ya da ortaklar kurulu kararıyla seçilebilir. Hiçbiri yapılmamışsa neydi? Herkes yöneticiydi hatırlayacak olursanız. İşte B, bakın burada bir şey verilmemiş ama yönetime ilişkin de bir şey söylenmemiş. O halde B, yönetici şirket adına K ile yurt içinde her türlü şifalı bitkilerin alımı, satımı, pazarlaması ve dağıtımını yapmak üzere alım satım konusunda bir sözleşme imzalıyor. Hemen arkadaşlar bakın olaya bir bakalım. Neydi şurada bakın arkadaşlar. İnşaat işiyle iştigal etmek üzere kurulmuş bir kolektif şirket. Yani bakın şifalı bitkilerle ilgili bir işe atılıyor bu B. Hal böyle olunca o zaman ne olacak arkadaşlar? Tamam ultravires kalktı ama hatırlayacak olursanız biz ne demiştik? Şunları söylemiştik, belirtmiştik. Evet işletme konusu bugün itibariyle ultravires doktrininin yani eski Türk Ticaret Kanunu 137 kalkmıştır ama işletme konusu hiç mi önemli değildir? Önemlidir demiştik. Bir arkadaşlar, özellikle sermaye şirketlerinin ticaret ünvanlarının belirlenmesinde işe yarar dedik. İki, şirket temsilcilerinin yönetim yetkilerinin sınırlanmasına işe yarar. Üç,
işletme konusunda arkadaşlar ortadan kalkması halinde şirketin sona ermesi, infisaha neticesi doğar demiştik. Başka neticelerde olabileceğini ne yapmıştık? Söylemiştik açık bir şekilde. Bakın, inşaat işiyle iştigal etmek üzere kurulan bir şirkette B yönetici ne yapmaktadır? Şifalı bitkilerin alım satımı ile ilgili bir sözleşme yapmaktadır. Hal böyle olunca biz ne diyeceğiz? Anonim şirketlerde anlattığımız 371'deki gibi bir hüküm burada olmadığına göre şirketin yöneticilerinin temsil yetkilerinin sınırını ne oluşturacak hatırlıyor musunuz? Tamamen şirketin işleri oluşturacaktı. İştigal konusu, şirketin faaliyet konusu aynı zamanda arkadaşlar şirketin yöneticilerinin temsil yetkilerinde sınırlarını oluşturacaklardır. O nedenle şirketin iştigal konusunun inşaat işi olduğu da Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiğine göre herkes bunu biliyor, kabul edilecekti. Peki bu anonim şirket olsaydı ne diyecektik? Orada 371. maddede bir hükmümüz vardı. O ne diyordu? Şirketin işletme konusu dışında yapılan işlemler de şirketi bağlar. Hatta Ticaret Sicil Gazetesi'nde meğer ki karşı taraf bunu biliyor olsun derdi. Ve sonra da şöyle bir hüküm eklenmişti orada. Ticaret Sicil Gazetesi'nde şirketin esas sözleşmesinin yayınlanmış olması üçüncü kişilerin bunu bileceği anlamına yorumlanamaz diyordu. Oysa kolektif şirketlerde 371'deki gibi bir hüküm yok. O halde bu sorunun cevabını net bir şekilde verebiliriz. Arkadaşlar, B'nin yapmış olduğu işlemler şirketi bağlamaz. Neden? Çünkü arkadaşlar işletme konusu dışında bir iş yapmıştır da ondan. Dolayısıyla B'yi arkadaşlar ne yaptık? Cevaplamış olduk. Şimdi 2. Ö'nün 20.01.2019 tarihinde alacağını Z'den talep edebilmesi mümkün müdür? Şimdi arkadaşlar Ü'ye bakalım. Yani tekrar olayı hatırlatmak istiyorum arkadaşlar size. C, bakın şurayı şöyle bir yine highlight yapalım. C 12.12.2018 tarihinde ne yapmış? Vefat etmiş. D'nin tek mirasçısı Z'dir. Ve D'nin tek mirasçısı Z'dir. Şirketten 250 bin TL alacağı olan Ü'nün şirkete yapmış olduğu takip semeresiz kalmıştır. Bu sürede C'nin vefat ettiğini öğrenen Ü, C'nin mirasçısı olan ve maddi durumda oldukça iyi olan Z'den, D'nin mirasçısı olan ve maddi durumu da oldukça iyi olan Z'den alacağını alabileceğini umarak Z hakkında bir takip başlatıyor. Z ise kendisine başvurulamayacağını ne yapıyor? Belirtiyor. Şimdi arkadaşlar bu konuyla ilgili hemen şu aşağıdaki hükme geçelim. 253 ne diyor? Şirketin ölen ortağın mirasçılarıyla diğer ortaklar arasında kolektif şirket olarak devam edeceği hakkında şirket sözleşmesi hüküm varsa mirasçılar kolektif sıfatıyla şirkete devam edip etmemekte serbesttir. Mirasçılar şirketin devam etmesini isterlerse diğer ortaklar bu isteği kabul etmek zorundadır. Ancak kolektif sıfatıyla şirkette kalmak istemeyen mirasçı varsa ölen ortağın payından kendisine düşen tutar ile komanditer olarak şirkete kabul edilmesini önerebilir. Diğer ortaklar bu öneriyi kabul etmek zorunda değildir. Mirasçılar şirkete kolektif ortak veya komanditer olarak girip girmeyeceklerini ortağın ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde şirkete ihbar etmelidir. Durumu şirkete ihbarına kadar mirasçılar şirkette komanditer olarak kalmış sayılırlar. Bu süre içinde ihbarda bulunmamış olan mirasçılar sürenin sona ermesinden itibaren kolektif ortak sıfatını ne yaparlar der? Taşırlar der. Şimdi ölen ortağın mirasçısı ölüm tarihi itibariyle arkadaşlar burada ne diyor? 3 aylık sürede komanditer gibi sorumludur. Komanditer ortak neyle sorumluydu arkadaşlar? Şirkete getirdiği mal varlığı ile sorumluydu. Onun dışında başka bir şekilde sorumlu tutulabilme imkanı bulunmaz. Ö'nün 20.02.19 tarihindeki alacağın Z'den, bu nedenle mirasçı Z'den talep edebilme imkanı bulunmaz. Neden? Çünkü arkadaşlar mirasçı Z nedir? Bir komanditer ortak olarak şirkete koymayı taahhüt ettiği miktar kadar sorumludur. Onun dışında arkadaşlar bir sorumluluğu yoktur. Onu da şirkete getirdiğine göre artık bundan herhangi bir talepte bulunulamayacaktır. Cevabımız bu olması gerekir. Peki, üçüncü soru ne? Z'nin şirkete 12.04.2019 tarihinde komanditer ortak olmasını istemesini değerlendiriniz diyor arkadaşlar. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Aslında hatırlayacak olursanız hemen şuradaki hüküm. Tekrar altını çizeyim arkadaşlar. Burada ne diyordu?
şurada mirasçılar 3 ay içinde şirkete ihbar etmelidir. Şunu da altını sarıyla işaretleyelim. Şimdi mirasçılar şirkete kolektif ortak veya komanditer olarak girip girmeyeceğini ortağın ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde şirkete ihbar etmelidirler. Şimdi burada bakacak olursak ölüm tarihiyle şeyi hesaplayalım hemen. Ne diyor? Şirkete 12.4.2019 tarihinde bakın gireceğini söylüyor. 12 oysa ölüm ne zaman gerçekleşiyor arkadaşlar? Ölüm çok daha önce gerçekleşiyor. 12.12.2018 tarihinde gerçekleşiyor. Yani 4. ay sonunda gerçekleşiyor. Hal böyle olunca arkadaşlar artık Z'nin, 3. sorudaki arkadaşlar Z'nin herhangi bir arkadaşlar neyi yoktur? Bu komanditer ortak olmak talebi arkadaşlar herhangi bir hüküm ifade etmez. Şu C'de arkadaşlar tabii ki D olacak, hemen onu da düzeltmiş olduk. Şimdi arkadaşlar neden? Çünkü D 12.12.2018'de vefat ediyor. Bakın aradan 3 aydan daha fazla bir şey geçiyor. Eğer komanditer ortak olmak istediğini bu süre içinde beyan etmezse arkadaşlar hükmümüz açık. 253. madde ne diyor? Mirasçılar şirkete kolektif veya komanditer ortak olarak girip girmeyeceklerini ortağın ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde şirkete ihbar etmelidir. Durumun şirkete ihbarına kadar mirasçılar şirkette komanditer ortak olarak kalmış sayılırlar. Bunu da altını highlight yapayım. Bu süre içinde ihbarda bulunmamış mirasçılar sürenin sona ermesinden itibaren kolektif ortak sıfatını alırlar. İşte bakın bunun altını kırmızıyla çiziyorum arkadaşlar. Cevabımız budur. Üçüncü sorunun arkadaşlar cevabı budur. Bakın üçüncü soru ne diyordu? Komanditer ortak olarak gireceğim diyordu. Ama süreyi kaçırmıştır, 3 aylık süreyi. Bu nedenle artık kolektif ortak sıfatına kavuştuğu için burada artık kendisi komanditer ortak olduğunu ileri sürme şansı bulunmaz. Peki, dördüncü soruya gelelim. Şirketten alacağı olan M'nin şirkete başvurmadan doğrudan B ve Z'ye başvurmasını değerlendirin. Acaba B ve Z'ye arkadaşlar doğrudan nasıl başvurabilecektir? Dördüncü soruya arkadaşlar hemen bir bakalım. Şimdi dördüncü soruya tabii bakacağımız zaman aslında hemen bir hükmede gitmemiz gerekir. Nedir? Şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı birinci derecede şirket sorumludur. Kural olarak arkadaşlar hatırlayacak olursanız birinci dereceden ve ikinci dereceden sorumluluk ayrımı yapmıştık. Kolektif ve komandit ortaklıkların tüzel kişilikleri vardır. Her ne kadar şahıs şirketi olsa da burada bir tüzel kişilik vardır. Bu nedenle kural olarak alacaklar öncelikle şirketin kapısını çalmalıdır. Bakın bu birinci kapı, birinci dereceden. İkinci dereceden de ortaklar sorumludur. Eğer şirketin kapısını çaldılar, onu takip ettiler, oradan alan alacaklarını alamadıkları takdirde ancak ortağın kapısını çalabilirler. İşte bu nedenle bakın 237. madde hükmüne bir bakmamız lazım. Şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı birinci derecede şirket sorumludur. Ancak şirkete karşı yapılan icra takibi semeresiz kalmış veya şirket herhangi bir sebeple sona ermiş ise yalnız ortak veya ortakla birlikte şirket aleyhine dava açılabilir ve takip edilebilir, takip yapılabilir diyor. Peki sorumuz neydi arkadaşlar? Hemen bakalım. Diyor ki şirketten alacağı olan M'nin şirkete başvurmadan doğrudan B ve Z'ye başvurmasını değerlendirin. B ve Z'ye gidiyor. Bakın arkadaşlar olayımız da şu, burada. Bu adi komandit şirkette işler beklenildiği gibi gitmemiş, şirket epey borçlanmış. Şirketten alacağı olan M şirkete başvurmadan B ve Z'nin alacağını talep etmiştir. Bakın B ve Z'ye gidiyor. B ve Z'den alacağını alamayan M şirkete takip başlatmış ve alacağını şirketten alamaması üzerine şirketle birlikte A'nın da iflasını istemiştir. A ise komanditer ortakların iflasını istenemeyeceğini söylemiştir. Şimdi bu durumda arkadaşlar hemen bakalım. Şirketten ilk aşama yani şurası arkadaşlar. Bu hemen şurayı da çizelim. Alacağını talep etmiş. Şurası bizim sorumuz. Şimdi bakın arkadaşlar olayımız bu. Burada arkadaşlar bakın 237. maddenin şartları gerçekleşmiş mi? Hayır arkadaşlar. 237. maddeye bakacak olursak şirketin borç ve şunlar bakın arkadaşlar şuraya kadar altını çizelim. Ama şurada arkadaşlar şirkete karşı icra takibi semeresiz kalmış. Bakın bunu da çizelim. Ve şirket herhangi bir sebeple sona ermiş ise
Burada da arkadaşlar açık bir şekilde hemen belirtelim ki doğrudan doğruya gerçekten hemen cevabımız buradan açık. B'nin şirkete başvurmadan doğrudan doğruya B ve Z'ye başvurabilmesinin şartı arkadaşlar şirkete karşı yapılan icra takipleri semeresiz kalmış olacak ya da şirket herhangi bir sebeple sona ermiş olacaktır. Ancak bu hallerde arkadaşlar ne yapılacaktır? Ancak bu hallerde ortaklara karşı da takip yapılabilecektir. Onun dışında yapılamaz. Burada bu şartlar gerçekleşmiş mi? Hayır. O nedenle biz ne diyoruz? Hayır. Değerlendiremeyiz. Bu şartlar çünkü oluşmamıştır. Sorumuzun cevabı bu. Peki M'nin A'nın iflasını istemesi mümkün müdür? Hemen şunları geri alalım da karışmasın arkadaşlar. M'nin A'nın iflasını istemesi mümkün müdür? A kim arkadaşlar? Önce olayımıza geri dönelim. A ise komanditer diyor arkadaşlar. Bakın A komanditer ortak. Tamam. Birincisi bulduk. Diyor ki ben komanditer ortağım yani koyduğum sermaye kadar sorumlu. Ondan başka zaten tacir sıfatını da daha doğrusu iflas yoluyla takip edilemem Türk Ticaret Kanunu'na göre. O nedenle ben iflas yoluyla da takip edilemem. Haklı. Bakın ilk aşaması haklı. Ama arkadaşlar olayı bakın net okuyalım. Soru sınavlarda da geldiğiniz zaman lütfen olaya bakın. A komanditer ortak olarak diğer ortaklar B ve Z de komandite ortak yani sınırsız sorumlu ortak olarak giriyorlar. Ama arkadaşlar şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bakın arkadaşlar sorunun cevabı burada saklı. Şirket ticaret ünvanı ise A'nın tanınmışlığından yararlanmak için onun adı kullanılarak A adi komandit şirketi olarak ne yapıyorlar? Belirliyorlar arkadaşlar. Bu durumda arkadaşlar komanditer ortağın sınırsız sorumlu ortak olduğunu arkadaşlar belirleyebiliriz. Şimdi burada aslında komanditer ortak aslında sadece koymayı taahhüt etmiş olduğu sermaye kadar sorumlu olacakken arkadaşlar ne yapmaktadır? Burada arkadaşlar açık bir şekilde kendi adını yukarıda şirketin ne yapmaktadır arkadaşlar? Ünvanına yazdırmaktadır. Bu halde ortağın sorumluluğu sınırsız sorumlu ortak haline geçmektedir. 320. maddeye bakacak olursak arkadaşlar 320. maddede çok net bir şekilde bunu belirtmektedir. Ama 320. maddeyi galiba ben buraya almadım. Ama 320. maddeye Türk Ticaret Kanunu 320. maddesine baktığımız zaman komanditerin ad ve soyadının ticaret ünvanına yazılması halinde ne olacaktır? Ortağın sorumluluğu sınırsız hale gelecektir. Şimdi arkadaşlar hemen bu hükümlere de ne yapalım? Bakalım. Buradaki arkadaşlar tabii komanditer ortağın adının buraya yazılması halinde sorumluluğun sınırsız olmasını hem de maddeyi arkadaşlar bulmak istiyorum. Bakın arkadaşlar 320. maddeyi okuyorum. 320. madde şöyle diyor. Adı şirketin ünvanında bulunan komanditer üçüncü kişilere karşı komandite bir ortak gibi sorumlu sayılır diyor. Hal böyle olunca arkadaşlar bu ne diyoruz? Burada da artık bizim komanditer ortağın bu ileriye sürebileceği hususlar burada ileri sürelemeyecektir. Komandite ortak gibi sorumlu olur demesi arkadaşlar aynı zamanda iflası da ne yapacaktır? Beraberinde getirecektir. Bugün de arkadaşlar bu kısa pratikle ikinci pratiğimizi yapmış olalım. Bir sonraki pratikte de anonim şirketlere ilişkin olayları elimizden geldiği kadar çözmeye çalışacağız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İyi akşamlar.